Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün araya atlama rehberiyle karşınızda olacağım. Aslına bakarsanız rehber değil, yaptıklarımı özetleyecek bir içerik olacak bu. İnternet zaten gençliğinle alakalı yerli veya yabancı bir sürü YouTube kanalı olsun, bir sürü site olsun rahatlıkla bulabiliyorsunuz, erişebiliyorsunuz. Ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşacağım. İsteyen birebir aynısını yapabilir, isteyen yerlerini değiştirip yapabilir. Ama sonuç olarak yaptıklarımı paylaşacağım ve elde ettiğim sonucu aktaracağım. Yaklaşık günde 3 veya 4 saat oynadım ben. Yer yer fazla saatlerim de oldu. Ancak yani bunu yaptığım zaman da bir gün sonra hiç oynamadığım vakit oldu. Ama ortalama 3-4 saat. 20 ila 25 gün civarında 49 ağrıya eriştim. Yaklaşık 2 ayda da 55 ağrı oldum. Bu 52-55 arası günlüklere kaldığı için o yüzden yavaş geçti. Ancak 50 ağrıya ulaşmam çok da vakit almadı. Yani bir aydan daha kısa sürdü diyebilirim. Burada ilk olarak çok fazla vaktinizi almayayım, hemen bahsetmeye geçeyim. 25 ağrıya kadar öncelikle ana görevi devam ettim. 25 ağrı olduğum zaman da World Quest dediğimiz dünya görevleri çok fazla biriktiği için onları bitirmeye yöneldim. Ve bu süreç içerisinde 20 tane ilk başta Beginner diye geçiyor diye hatırlıyorum. Beginner kısmından 20 tane wish harcadım. Oyunun kendi verdiği wishleri ve buradan bir takım oluşturdum. Bu takım internetten bakarak oluşturdum. Tavsiye takımlar olsun, DPS'ler olsun vesaire. Bana Razor çıkmıştı. Razor DPS olan bir takım kurdum. İdare edecek. Bundan önce yani gençliğe başlamadan önce hiçbir videosunu, hiçbir içeriğini bilmiyordum ben. İnternetten bakarak ilerledim onları. Videonun sonuna doğru baktığım, örnek aldığım siteleri de paylaşacağım sizlerle. Aynı zamanda açıklama kısmına da eklerim onları. 25 ağrı olduktan sonra ana görevi bıraktım. Dünya görevlerini bitirdim. O ana kadar olan dünya görevleri. Yani dünya görevleri neymiş, neredeymiş diye aramadım. Denk geldiklerimi aldım ve bunları yaptım. 25 ağrıdan sonra 4 tane bölgeyi %100 yaptım. Şimdi bu 4 tane bölge bizi zorlamayacak bölgeler olmasını düşündüğümden ötürü biliyorsunuz. Şöyle birazcık geriye çekeyim. Başlangıç noktamız olan Mondstadt bölgesini fulleyerek başladım. Benim sizlere tavsiyem, tabii ben bunu yaparken bilmiyordum ama yukarıdan aşağı doğru gitmeye çalıştım ben. Hani Brightcrown'dan başladım, işte Starfell'den devam ettim gibi düşünebilirsiniz. Size tavsiyem yine Brightcrown'dan başlamanız, bu bölgeyi %100 yaptıktan sonra Starfell'e geçmeniz, daha sonra Windveil ve Galesong kısmını yapmanızdan yana. Buraları %100 yaparak yaklaşık 30 ağrıya kadar kastım. Chest'ler birazcık sabır istiyor. Araması, bulması vesairesi. Ancak 25 ağrı civarında yapmış olmama sevindim. Çünkü ilerleyen ağrılarda biliyorsunuz ki world levelimiz de artıyor, dünya leveli de artıyor. Arttığından dolayı canavarların levelleri de artıyor. Bu nedenle bir tık daha belki vakit alıcı olabilir. Erken yapmakta fayda varmış. Onu keşfetmiş oldum. Bundan sonra tüm dünya görevlerini yine biriktirmeye başladım. Biraz biraz ana görevden gittim. Ve daha sonra günlük görevleri düzenli yaparak ilerledim. Bunları yaptığım süre boyunca. Anahtarlardan hikayeler geldi. Kutu aramaktan sıkıldığım zamanlarda bu hikayeleri yaptım. Orada işte İnternetten de bakarsınız. Bir sürü Discord adresi de var. Oralardaki insanlara da sorabilirsiniz. Açıklama kısmında benim de Discord adresim var. Gelip de sorabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bazı hikaye görevlerini yaptıktan sonra bosslar açılmakta, bölgeler açılmakta. Alanları fullemeniz için bunlar gerekmekte. Bazıları ama hepsi değil. Bunları yapabilirsiniz öncelikli olarak. Ve bundan sonra İşte bunlarla vakit geçtikten sonra 30 ağrıya yaklaştım zaten. Anime Kulus ve Göğe Kulusları fulledim. Chest aramayı bıraktım. Bu 4 bölgeyi fulledim. Ve sıkıldığım zaman hikaye görevlerini yaptım derken Anime Kuluslara geçtim.
Bu bölgede ve aynı zamanda bu Liyu bölgesindeki anime kulüsleri ve J kulüsleri fullledim. Çünkü biliyorsunuz ki toplamak için bir stamina istiyor. Kimisi çok yüksekte oluyor, kimisine uçmanız gerekebiliyor vesaire. Onlar için stamina gerekmekte ve staminayı maksamaya karar verdim ben bunlarda sorun yaşadığım için. Bu ikisini fullledim. Bahsettiğim gibi 30 AR civarına geldiğim zaman 30-35 AR civarına o aralıkta 3 bölgeyi daha %100 yapmak istedim. Benim size tavsiyem yine Bishu Plain'den başlamanız. Bishu Plain'i yaptıktan sonra Dragon Spine'i yapmanız ve daha sonra da Kyungshi sanırım böyle okunuyor. Bu bölgeyi %100 demenizden yana daha kolay bir %100 denir. Dragon Spine'da not düşmem gerekirse oradaki ağacı fullemeye çalışırken zaten bölgede %100 oluyor. Yani tüm chestleri bulmasanız da ben hala mesela bulmadım. Tüm challenge'ları da yapmadım. Ama %100 oldu. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hem ağacı fullersiniz hem bölgeyi fullersiniz. Ve çok da yavaş olmaz bu iş. Eğer ki sıkılmazsanız yaklaşık 2 saatte ben bu bölgeyi fullemiştim. 2 ila 3 saat arasında. Hemen hemen her bölge ya büyükse bir günümü aldı, onu da değineceğim zaten bunun sonunda. Değilse zaten bir günde iki bölgeyi de rahatlıkla fulleyebildim. Buralarda bunları yaparken karakterlerim yetmediği anlar oldu. DPS'im Razor demiştim. Razor'u 60'a bastım. Onun yanında support olarak kullandığım Çiçi çıkmıştı bana. Çiçi'yi de 60'a basmıştım. Diğer karakterlerim 40 levelde veya 50 levelde kalmıştı. Bunu tavsiye edebilirim. Ancak 60'ı aşmanızı tavsiye etmem. Çünkü toplama işini erken başladığınız için 60 levellik bir karakter gayet yeterli olabiliyor dünya seviyesine göre. Aynı zamanda burada Hero Suite haliyle tasarrufu yapıyorsunuz ilerisi için. Bundan sonra yine tüm biriken bu süreç içerisinde biriken dünya görevlerini, hikaye görevlerini ve Event'ı yaptım. Bu 3 bölgeyi fulledikten sonra. Event işte son olan bir şey, geçici bir şey zaten biliyorsunuz. Event hızlı biter. Hikaye görevleri yine kısıtlı bir zamana sahipsiniz. Yani kısıtlıdan kastım oyuna bir günde başladınız. Şuraya atıyorum 10 günde bitirdiyseniz 10 günlük size 3 günde bir anahtar verdiğini düşünürsek pardon 3 günde bir hikaye girdiğinizi düşünürsek 10 günde toplamda 3 hikaye görevine girebilirsiniz. Bu zamana kadar biriken anahtarlardan açtığım hikayeleri yapmaya başladım. Onları bitirdim yapabildiğim yere kadar. Ve dünya görevlerini yaptım. Bunlar sonucunda 35-40 AR civarına geldiğimde iki bölgeyi daha %100 yaptım. O da Lisha bölgesi aşağısı ve Sea of Glass bölgesi. Dikkat ettiyseniz minini atladım. Bilerek atladım. Benim hatamdı. Hani yukarıdan aşağı yapıyordum ilk başta. Ancak mininin içeriği çok fazlaymış. Bunu erken yapmanız sizin adınıza mutlu olmayabilir. Ben şahsen mutlu olmamıştım. Sadece tavsiye dediğim gibi isterseniz yapabilirsiniz. İlerleyen aşamalarda yapmanızı ben tavsiye ederim. Ne gibi içerik fazla diye düşünecek olursanız yeni başlıyorsanız eğer atıyorum Bright Crown'da veya Dragon Spine'da veya Bishu Plain'de herhangi bir bölgede ortalama 200 ila 250 sandık bulunmakta. Minlin'de ise bu sayı yanlış hatırlamıyorsam 350 civarında. Yani en fazla vaktim Minlin bölgesi almıştı. O yüzden oraya atladım. Tavsiye edebileceğim bölgeler Lisha ile Sea of Glass bölgeleri olacak. Evet. Tüm bunlardan sonra 40 AR civarına yaklaştım zaten ve ana hikayede devam ettirdiğim için bu süreç içerisinde işte chest toplamaktan sıkılınca ana hikayeye döndüm. Ana hikayeden sıkılınca chest'e döndüm derken oyun bizi ana hikayede Inazuma bölgesine yollamakta. Ve Inazuma bölgesine götürmekte bizi. Burada dünya görevleri geldi, World Quest'ler geldi. Onları yapmaya çalıştım. Burada size tavsiyem öncelikli olarak buradaki dünya quest'leri, pardon, World Quest'leri biraz Türkçe biraz İngilizce olunca garip oluyor. Dünya görevleri diyelim biz ona. Birazcık sıkıntılı. Ne gibi sıkıntılı?
Normalde yukarıda Mondstadt veya Lü bölgesinde yaptığımız dünya görevleri yaptığımız ve bitirdiğimiz görevler. Ancak aşağıdaki Inazuma bölgesindeki dünya görevleri ise günler sürebiliyor. Örneğin Kanazuka bölgesinde şu kısımda bir maden var. Bu madeni aşmanız yaklaşık bir hafta veya 8 gün sürüyor diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlayabilirim ama o civarlarda. Veya yine aynı şekilde burada yağmur kapatma görevi var. O görevler olsun. Vakit almakta bu görevler. Veya aşağıdaki neredeydi o? Şurada. Seyrai adasındaki kedi görevi Naku'ydu galiba adı. Yaklaşık 9 gün sürmekte vesaire. Yani bunlara erken başlamanız sizin buraları %100 yapmanızı kolaylaştıracak. Eğer ki sonraya bırakırsanız o görevin günün dolmasını bekleyeceksiniz. Haliyle yarım yamalak bir toplama olacak. Ve tekrar geri döndüğünüz zaman unuttuğunuz chestler olabilir, atladığınız chestler olabilir. O şekilde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunları yaşamamak adına buradaki dünya görevlerine birkaç tanesine dikkat etmenizde fayda var. Dediğim gibi yağmur kapatma, Kanazuka bölgesindeki o madeni açma. Bunu internette böyle yazsanız bile çıkacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi bir sürü içerik var zaten. Onun dışında ilerleyen vakitte Tsurumi adasını açma gibi görevler. Bundan sonra ağaç kasma kısmına değineceğim. Buradaki Inazuma bölgesinde bir ağacımız mevcut. Tam olarak burada. Sacred Sakura ağacı. Bu ağacı kasmanız önemli. Neden önemli? Bazı yerlerde geçitler olmakta ve bu ağacın leveline göre, yani orada leveline göre diyelim kabaca, leveline göre o geçitlerden geçebiliyorsunuz. Minimum 10 level yapmanızı tavsiye edebilirim buraya geldiğiniz zaman. Nasıl 10 level yapacaksınız? İşte chestleri yine arayarak bu ağacı level atlattıracak materyali de elde edebilirsiniz. Yani hedefiniz de 10 level yapmak olsun o arada. Buraları fullerken. Daha sonra 42 are civarına ulaştığınız zaman da bir bölgeyi %100 demenizi tavsiye edebilirim. O da yukarıda atladığımız Minim bölgesi. Yer yer işte oyunun ana hikayesi belki sizin için çok atraksiyonlu gelebilir. Belki sıkıcı gelebilir bana geldiği gibi. Bu keşif olayı bir tık daha beni sarmıştı. Keyif almıştım. O yüzden sizlere tavsiye edebilirim böyle yapmanızı. Hani bir ondan bir ondan gibi böyle. Her seferinde farklı bir şey yapıyormuş, farklı bir oyun oynuyormuş havası kattı. Ben de en azından. Bundan sonra 44 AR civarına geldiğiniz zaman da Inazuma'yı fullemeye başlayabilirsiniz. Ben öyle yaparak daha rahat etmiştim. Burada nasıl başlayalım, yani nereden başlayalım sorusu olacak olursa Yaşıyor Adası aralarında en kolay fullediğim adaydı. Bu yağmur muhabbetini kapattıktan sonra. Buradan başlamanızı tavsiye edebilirim. Bundan sonra Watatsumi tavsiye edebilirim. Orası da benim için kolay geçmişti. Daha sonra Kanazuka. Daha sonra Seirai aşağı kısım. Daha sonra burada Narukami adası ilk ada. Ve en son olarak da Tsurumi adası olarak listeledim sizler için. Neden böyle bir sıra yaptım diye sorarsanız burada çok fazla o ağacın seviyesinden girilecek alan yok. Ve o nedenle çok daha rahat fulledim. Yine aynı şekilde Watatsumi için de geçerli bu. Kanazuka bölgesine 3. sıraya alma sebebim dediğim gibi buradaki görev yaklaşık 9 gün veya bir hafta sürüyordu o civarlarda. O vakit alabilir. O yüzden son sıraya, pardon, 3. sıraya koydum. Narukami ondan sonra gelmesinin sebebi ağaçta kastığımız seviye ile girilecek yerler, geçitler burada daha fazla. O yüzden %100 yapmak bir tık daha sıkıntılı. 90'larda kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam ben de giremediğim için. Buralarda bulduğunuz chestlerle zaten ağacı level atlattırıp o bölgelere girebilirsiniz diye düşündüm. Burada bir sırada karıştırdım sanırım. Narukami'den önce Seirai vardı. Pardon. Seirai'yi de yapması kolay. Daha sonra Narukami. Ve en son olarak da Tsurumi. Buradaki chestlerde birazcık farklı olarak Remarkable Chest olarak diye geçmekte. Burada da yine 4 gün 5 gün süren görevler var. Zaten son ada olduğu için sizin gözünüzde. Eğer ki bu sırayı takip edecek olursanız
Sonada olduğu için yani vakit alması çok da sıkıcı gelmemesi lazım diye düşünüyorum. Ben de en azından öyleydi. Ve bu süreç içerisinde ağacı minimum 25 levele kadar yükselttiğimi hatırlıyorum burada. Tabii bunlar arasında, bu fullemeler arasında Narukami'yi fulledikten sonra yine bu kişisel bir tavsiyem buradaki elektrolü kuşları da full toplamanızdan yana buradaki büst için diyeyim. Daha sonra günlük görev, hikaye. Eğer ki hikayeler bittiyse bu aşamaya kadar, ben de bitti diye hatırlıyorum. Hangout görevleri. Biliyorsunuz hangout görevlerini. Şuradan J'ye basıp story diyorduk ve yukarıdaki kısımdan hangoutlara geçiyorduk. Buradaki hangout görevlerine, eventler varsa eventlere yönelmenizde fayda var. Aynı zamanda resimlerinize günlük gelen yukarıda biriken, şurada hemen göstereyim. Yukarıda biriken miktarı resim olarak çevirip resimlerinize harcamanızı tavsiye edebilirim. Veya karakter kasacağınız bir karakter varsa karakter kasmaya da yönelebilirsiniz. Ve son olarak da T-Pot'u mutlaka ihmal etmeyin. Oradan da primogem kazanıyoruz bildiğiniz üzere. Oradaki primogemleri alacak şekilde yapmanızı tavsiye edebilirim. Burada önemli olarak tüm bunlar arasında sonrasında önemli olarak bahsedeceğim şeyler ise şu: takım seviyesinin 60'ı geçmemesi. Bu, ben onu yaptım, 60'ı geçmedim. Evet, zorlandığım noktalar oldu. Özellikle 50 AR civarında. 49'larda, 50'de, 51'de. Yani bir fight'e giriyordum. Mesela 2 dakika, 3 dakika belki 2 tane yaratıkla kapışıyordum. Yani bunlar vakit alır oldu. Ama bunun karşılığında artı 1000'in üzerinde Hero Suite kaldı. Kuracağım asıl takıma hiç zorluk çekmedim. Yani onları aramakla uğraşmadım. Gayet rahatlıkla onları yükseltebildim. Günlük görevleri yapmayı ihmal etmedim. Bununla hem günlük XP'yi kazandım. Aynı zamanda da bu hangoutlar olsun, hikayeler olsun, onları aşmama yaradı. Resin harcamadım 45'e kadar. Klasik tavsiye zaten. Herkesten aynı şeyi duydum ben de başlamadan önce. 45'e kadar resim harcamadım. 45'ten sonra artifact dönmeye başladım. Hangi karakter gelecekse yakındaki banner'da, hangisi iyiyse benim gözümde, bana göre. Ona göre artifactlere başladım. Bossları ve reputation görevlerini kesinlikle ihmal etmenizi tavsiye etmem. Haftalık olarak yenileniyor zaten bildiğiniz üzere. O yüzden haftanın ilk günü, ikinci günü bunları bitirmenizi tavsiye ederim. Yukarıda Mondstadt'tan başladım ben. Bu bölgeden Reputation'lara. Burayı bitirdikten sonra Lü'ye indim. Zaten Lü kendi kendine fullenmişti ben bu tüm chestleri falan ararken. Daha sonrasında da Inazuma kısmını yapmaktayım. Zaten haftalık bossları biliyorsunuz. Onları düzenli dönersiniz. Dönemezseniz yardım edecek insanlar bir sürü var bu oyunda. Hani yardımlaşarak ilerleniyor. Ve son olarak da T-Pot'tan yana bahsetmiştim. T-Pot, onu ihmal etmeyin, primogem kazanılıyor diye. Oradaki öncelikli amacınız, benim tavsiyem 20 bin T-Pot seviyesinin üzerine çıkmanız. Buna çıktıktan sonra setleri yapmaya başlamanızı tavsiye edebilirim. Çünkü 20 bin üzerine çıktığınız zaman maksimum oradaki T-Pot parasının gelirini elde ediyorsunuz. Ve bunun yanında maksimum seviyede rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Evet, tüm bunları ben yaptım. Dediğim gibi yaklaşık bir aydan kısa sürdü. Ve bunun sonucunda hiçbir şey atmamıştım. Razor'la idare ettim. Huto gelecekti o banner'da. Yakındaki banner olarak. Ve toplamda 210 wish biriktirdim. Eğer ki beginner banner'a da harcamamış olsaydım artı 20 de oradan gelecekti. Ve toplamda 230 wish'im olacaktı. 5 eksi vardır, 5 fazlası vardır. Ama 210-230 bu civarlarda bir şeyler elde etmeniz gerekiyor. Bu yaklaşık dediğim gibi maksimum 25 günde elde ettiğim bir wish miktarı. Bunun haricinde bahsedeceğim, videonun başında da bahsettiğim günlük olarak kontrol ettiğim siteler mevcut.
Hemen şöyle yayına vereceğim onu da. Evet, görmüş olduğunuz siteden ben neyi takip ediyorum? Paylaşılan kodları takip ediyorum. Yamalar arasında paylaşılan kodlar olsun, sponsorlu olarak atılan kodlar olsun, onları takip ediyorum. EU kısmında, Avrupa kısmında oynadığım için bu sütun beni ilgilendiriyor. Kuzey Amerika ise burası, diğer bir bölge ise burası olarak geçiyor. Expire kısmı zaten süresinin dolduğunu gösteriyor. No diyenler süresinin dolmadığını gösteriyor. Yani bu 3 tane kodun süresi dolmadığı anlamına geliyor. Aşağıdakilerin dolduğu anlamına geliyor. Bir başka kontrol ettiğim site ise burası. Burada da yine aynı şekilde kodları iki elden kontrol ediyorum ki sorun çıkmasın. Kimisi erken paylaşıyor, kimisi geç paylaşıyor, kimisi paylaşmıyor. Yine kırmızı olanlar, sağ tarafta gördüğünüz gibi süresi dolanlar, yeşil olanlar dolmayanlar. Bazıları linkli. Prime Gaming, Twitch Prime'ın veya Amazon Prime'ın verdiği ödülleri buradan erişebiliyorsunuz tıklayarak. Bir de Crucial Games diye bir yer veriyormuş. Buraya ben geçen girdim. Üyelik oluşturmak ücretsiz. Üyeliğimi oluşturdum ve 50 Prime'imi aldım. Yani bu siteyi bir tık daha çok beğeniyorum. Bu tarz sponsorluları daha güncel olarak paylaşıyor. Burası kod girdiğimiz kısım. Buna değinmem gerekirse bu siteyi de paylaşabilirim isterseniz. Genshin'in kendi sitesi. Günlük girişlerimizi kontrol ettiğimiz sitemiz burası. Yine Genshin'in kendi sitesi. Günlük giriş yaptığınız takdirde buradan tıklayarak edinebiliyorsunuz. Burası interaktif map'i. Atıyorum Animoculus arıyorsunuz. Buradan tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Veya işte challenge arıyorsunuz yine aynı şekilde. Bir materyal arıyorsanız yine aynı şekilde. Bunlar zaten çoğumuzun bildiği yerler. Yeni başlayan arkadaşlar olursa eğer buralardan çokça yardım alacağını düşünüyorum ben. Burası yine bir başka interaktif site. İki tanesini farklı farklı tutuyorum çünkü yeni bir bölge geldiği zaman bazı sitelerde sağlıklı bir şekilde paylaşılmayabiliyor. Veya eksik paylaşılabiliyor veya geç gelebiliyor. O yüzden iki farklı yerden bakmak benim daha çok işime geliyor diyeyim. Ve bunlar haricinde son olarak bu chestleri bulduğum, aradığım site burası. MapGenie diye geçiyor. Bunu da yine açıklama kısmına koyacağım. Nasıl kullanılıyor derseniz de %100 Exploration Checklist diye bir yazı var. Ona tıkladığım zaman buraya bana böyle bölgeleri gösteren ayrıyetten ne aradım gösteren kısım geliyor. Burası bu şekilde. Ben atıyorum ilk bölgemiz olan Brightcrown'dan başlayacağım. Oyuna yeni başladım. İşte chest aramam gerektiğini fark ettim. Buradan yukarıdan deselect all'u seçiyorum. Hepsini iptal ediyorum yani. Şöyle basalım. Kategori kısmından da yine aynısını yapıyorum. Yukarıdan sadece Brightcrown'a basıyorum. Ve aşağıdan da aradığım şey nedir? Chest'lerdir. Common chest arıyorum. Başka. Exquisite chest arıyorum. Luxurious arıyorum. Precious arıyorum. Bu chest'lere tıktığım zaman aşağıya sıralıyor. Buradaki gitme mantığımda sağda gördüğünüz gibi mini map'imiz var. Location'a bastığınız zaman location'ı gösteriyor. Küçük bir fotoğrafı yer alıyor yukarıda. Sağ tarafta da bilgisi yer alıyor. Atıyorum Statue 7'in yolundaymış bu. Bazıları gizli olabiliyor. Örneğin buradaki gibi. Buna tıkladım. Gördüğünüz gibi bir fotoğraf yok. Buradaki lokasyonu oyun içerisindeki map'imden işaretledim. Gittim. Bulamadım. Açıklamasına bakıyorum. 4 tane havucu aldığım zaman çıkacağını söylüyor. Oradaki havuç aramaya başlıyorum. O 4 havucu aldığım zaman haliyle buradaki chest'te spawn oluyor. Birçok arkadaşımız bunu Pro'ya yükselterek kullanmayı deniyor. Android özellikle telefonda. Ben bilmiyorum Android kullanmadığım için. iOS'ta bu muhabbet yokmuş. O yüzden ben bunun Pro'sunu almamak adına örneğin şurada boş bir kısım açtım. Bu kısma geldiniz siz ve bu kısımdan toplamaya başlayacaksınız. Bunu tıkladınız, oyuna gittiniz, aldınız, buradan işaretliyorsunuz. Bir sonrakine gittiniz, bunu aldınız, buradan işaretliyorsunuz. Bir sonrakine gittiğiniz zaman bunu aldığınızda bunu işaretliyorsunuz ve bunu kaldırıyorsunuz.
Bu şekilde yani devir daim yaparak buradaki pro ihtiyaç olmadan ben rahatlıkla kullandım. Bulamadıklarımı böyle işaretli olarak bıraktım. 100 adet pine kadar ücretsiz destekliyor zaten. 100 tane de işaretlemedim ben burada hiçbir zaman. Böyle bir kullanım tercih ettim ve işimi gördü. Bunu tavsiye edebilirim. Bunu aldığınız zaman bunu işaretler bir öncekini kaldırırsanız. Bu şekilde anlatacaklarım. Ve bunun dışında takım kurma olayında takım artifact veya karakterlerin silahı olarak da iki tanesi de önerebilirim. Birisi GameWith. Zaten Google'da en yukarıda çıkan site burası. Burayı tavsiye edebilirim. İşte burada Ganyu'yu şu an için açık bırakmışım ben burada. Mesela Ganyu'nun sayfasına girdim. Oynayan bir karakter. DPS olarak kullanacaksam burada. Eğer ki support olarak kullanacaksam burada build'lerine tıklıyorum. Ve aşağıdaki silahları, artifektlerini gözlemleyebiliyorum. Artifektlerin ne çıkması gerekebilir onları da gözlemliyorum. Ve Premium Team veya Free to Play Team olarak iki farklı team kompozisyonunu da gözlemleyebiliyorum. Bastığım zaman da zaten bir diğerine geçiyor. Onun dışında materyaller falan yer alıyor biraz da aşağılarda. Bu siteyi ben neden kullanıyorum derseniz oyun ilerleyen aşamalarında 50-55 ağrılara geldiğiniz zaman yani en iyi halini merak ediyorsunuz ve ben bu siteyi güvenilir bulduğum için çoğu şeyde zaten şeyi var, rehberi var. Sanırsam da topluluk tarafından kabul görmüş bir site. O nedenle ben burayı takip etmek istedim. Burayı tavsiye edebilirim. Eğer ki oyuna yeni başladıysanız Zillion Gamer diye bir site var. Benim takip ettiğim yine. Burayı tavsiye edebilirim. Burayı peki diğerinden ayırt eden nokta ne diye soracak olursanız burada da diğerine nazaran oyunun başlangıcında iyi gelen silahları, artefektleri de söylüyor. Yukarıdan aşağı Best to good diyor. En iyiden iyiye doğru diye. Atıyorum Ganyu'nuz var. Oyunun başında başladınız. Banner'da Ganyu vardı. Elinizde hiç sarı silah yok. Mor silah yok. En iyi ihtimal slingshot olarak bir not düşmüş. Ben hiç bilmediğim için bu site bana çok fazla yardımcı oldu oyunun başlangıcında. Atıyorum sarı silahınız yok. Morlardan takacaksınız. Burada bahsettiği silahlardan yola çıkarak deneyimleyebilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi 45 AR'den önce artifact girmiyoruz doğru düzgün. O yüzden idare edecek bir set veya idare edecek artifactleri bulmamız lazım. Bu idare edecek artifactleri de burası paylaşıyor. Burada Blizzard seti olsun, Noblesse seti olsun bunları sarısını elde etmek güç olacağı için Gladiator seti takıp geçiyordum ben şahsen en alttakine. O nedenle oyunun başlangıcında bana çok fazla yol gösterdi. Aynı zamanda hangi silahla hangi setin gideceğini de söylüyor. Yine aranan statlar da yer alıyor burada. Artifektler de aranan statlar. Aynı zamanda işte farklı build'leri, support build'i, support build'in artifact statları vesaire ve diğer karakterlerin build'lerine doğru geçiyor. Evet arkadaşlar umarım sizin için de bir yol gösterici bir video olmuştur. Çoğu arkadaşımız okulundan, işinden çok fazla vakit ayırarak oynayamıyor gözlemlediğim kadarıyla. Eğer ki sorunuz olursa aşağıda yorumlara veya işte iletişime geçmek isterseniz Discord adresimize mutlaka beklerim. Birazcık geç geldi. Gençliğin videoları birazcık düzensiz geliyor bende. Ancak ben de bu kadarını yapabildim. Kendime vakit bulabildim diyeyim. Şu anki bulunduğum level 55. Yaklaşık 2,5-3 aydır oynuyorum. Ve dediğim gibi 3-4 saatten fazlasını ayırmadım ortalama olarak günlük. Diyeceklerim bu kadar. Eğer ki eksim varsa affola. Bir yararım olduysa ne mutlu bana. Diyelim. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.